Söylenmeyi bırak artık. Niye açmıyorlar? Nasıl yardımcı olabilirim? İçeriye girecektik. Üye değilsiniz sanırım. Yok, değiliz. Kusura bakmayın, sadece üye ve davetlileri kabul ediyoruz. Ama... Lütfen boşuna ısrar etmeyin. Aa, teessüf ederim, beni tanımadınız mı? Pardon ama çıkaramadım. Behrin Güzel, TV9'dan. TV9 mu? Allah Allah, hiç duymadım. Nezih yerleri tanıtan bir program var. Önümüzdeki hafta burayı düşünüyorum. Bana bir şey söylenmedi ama. Bin kez söyledim haber verin diye. Peki, buyurun o zaman. Evet. Kriz zamanında %25 vergi akıl kârı değil. Hoş geldiniz efendim. Kaydınızı alabilir miyim? Kayıt mı? Evet, lütfen. Ama biz davetliyiz. Davetli de olsanız kayıt almam gerekiyor. Kural bu yani. Üyemiz olsaydınız isminizi ezbere bilirdim. Adınızı alabilir miyim? Behrin. Soyadınız? Güzel. Sizin? Ve Harun. Evet. Demir. Teşekkür ederim. Hı. Pardon, bir şey daha vardı. Beyefendinin kıyafeti. Ne varmış kıyafetinde? Davetlileri söylenmesi gerekirdi ama neyse. Kravat ve cekete ihtiyacınız olacak. Lütfen. Şu rezalete bak. Ne var canım? Bence çok yakıştı. Hadi, buyurun. Teşekkürler. Ne? Gezintiye geldin galiba. Saçmalama, dikkat mi çekelim? Boşuna geldik. Niye? Dün buraya gelmiş olsa bile... Bugün burada olacağın ne malum diyeceksin. Nereden bildin? Çocuk gibisin. Her şey hemen olsun istiyorsun. Ama... Unutma, ipucu arıyoruz. Adama rastlarsak ne hala? Haklısın galiba. Rastladık diyelim. Ne yapacaksın? Korkma. Burada olay çıkaracak değil. Garanti veremem doğrusu. Ardındaki her kimse beni ona götürecek. Eğer ardındaki zengin biri ise doğru yere gelmiş olabiliriz. İyi akşamlar. Bugün erkencisiniz efendim. Boş boş dolaşıyoruz. Bir şey olacağı yok. Başlıyorsun yine. O gün elimden kaçırmasaydım. Ama kaçırdın. İpucu yok işte. Dedektif miyiz biz? Kandırmayalım kendimizi. Tamam, ne yapalım? Değişiklik oldu en azından. Daha önce hiç böyle bir yer görmüş müydün? Saçma sapan bir yer işte. Daha kapıda başlıyor zırvalı. Kayıtmış, bilmem neymiş. Tabii ya. Nasıl düşünemedim? Ne? Ağzında söyledin, kayıt. Eğer buraya geldiyse mutlaka onu da kaydetmişlerdir. Müthişsin, bulduk izini. Gidip deftere bakalım. Dur bir dakika. Bize baktırırlar mı? İmkanı yok, buna izin vermezler. Ne yapacağız? İzin istemeyeceğiz. Ne? Ben adamı oyalayacağım, sen de deftere bakacaksın. Nasıl oyalayacaksın ki? Gel sen. Pardon. Buyurun. Ben bir televizyon programı hazırlıyorum da kulübünüzü tanıtacağız. İçeridekilerle konuştum. Televizyon mu? Tabii. Görüşlerinizi almak isterim. Konukları karşılamak işin en önemli kısmı değil mi? Sizi kutlarım. Çok kişi bunu bilmez. Halkla ilişkilerin en önemli kurallarından biri budur. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Haftada kaç konuk ağırlıyorsunuz? Güzel soru. Üyelerin dışında herkesin kaydını alırız. Kayıt defterine bir göz atacak olursak... Defter yok. Yani gerek yok. Tahmini bir rakam. Tahmini herhalde ezbere söyleyebilirsiniz değil mi? Nasıl desem, 200 mü, 300 mü? Zeki birine benziyorsunuz. Sürekli gelenleri kaydetmiyoruz. Hı. Davete göre değişiyor. Evet. Davetiyesi olan herkesi kaydediyoruz. Öyle ama mi? Bazen 200, bazen 300, bazen de 100. Hı hı. Aslında davetin önemine göre değişiyor davetli sayısı. Çok teşekkürler. Ama... Yarın kameralarla geliriz söz. Nasıl da uyduruverdin onca şeyi. Bana kalsa kapıdan dönmüştük. Sana kalsa taksiciyi bile aramayacaktık. Sen hep böyle misindir? Nasıl mıyımdır? Nasıl desem... Zeki. Bu bir iltifat mı? Vallahi genelde öyle derler. Benim de pek itirazım olmaz doğrusu. Şu listeyi versene. Bunlar bu gecekiler. Dün gece gelenleri de çıkartalım. Neden?
Taksici adamı hava kararmadan indirmiş ya. O zaman 12 kişi kalıyor geriye. Bu 12 kişiden biri. Hangisi acaba? Lüks bir kulüp. Zengin insanlar. Mutlaka tanıyan birileri çıkar. Duyduğun bir isim var mı aralarında? Yok. Kime sormalı? Bilmem ki. Kazım ha. Çevrem geniştir demişti. Bak, iğneyle de olsa kuyu kazmayı öğreniyorsun. Yarın bir danışayım ona. Belki yardımı dokunur. Bana da haber verirsin. Ha, bu arada bir şey sorabilir miyim? Şu bizim program, TV9'daki ne gün yayınlanacak? İyi akşamlar.